Büyük bir yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremin acılarını, yaralarını sarmaya çalışıyoruz milletçe. Acımız ve kayıplarımız çok büyük. Ne yazık ki deprem bekleyen kadim şehrimiz İstanbul'da artık deprem seferberliğinin de ötesinde acil yapılması gerekenleri masa üzerine yatırıp konuşmamız gereken bir zamandayız. Tam bu noktada 15 Şubat tarihinde Afet Koordinasyon Merkezi'nde Büyükşehir Belediye Başkanımızın liderliğinde Deprem Bilim Üst Kurulu toplantımızı gerçekleştirmiştik. Burada 7 farklı çalışma grubu oluşturmayı ve 25 Şubat'ta yani bugün İstanbul Planlama Ajansında ikinci toplantımızı yapmayı planlamıştık ve bugün bu toplantımızı gerçekleştireceğiz. Şimdi dilerseniz ilk olarak bu buluşmamızın ev sahibini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu Beyefendi dinleyelim. Sayın Başkanım buyurun efendim. Kıymetli hocalarımız, akademisyenlerimiz, değerli Siyasi partilerimizin genel başkan yardımcıları, il başkanları, milletvekillerimiz, sivil toplum kuruluşunun çok kıymetli temsilcileri, İstanbul Sanayi Odası başkanımız ve diğer kurum kuruluşlar Kızılay'dan tutun diğer kurum kuruluşlara varıncaya kadar değerli başkanları, yöneticileri, İstanbulumuzun çok kıymetli belediye başkanları, hanımefendiler, beyefendiler bu güzel günde bu değerli buluşmada sizlerle bir arada olmaktan çok mutluyum. Tabii bugün buradan hepimizi derinden sarsan ve on binlerce insanımızı yitirmemize yüz binlerce insanımızın yaralanmasına evsiz barksız kalmasına yol açan çok sayıda benzersiz ve kadim yerleşim alanlarımızın neredeyse coğrafyadan silinmesine sebep olan bir afetin, depremin ertesinde bir aradayız. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Davetimizi kabul ederek bizimle bir arada olmak İstanbul Büyükşehir Belediyesi çatısı altında 16 milyon İstanbullunun böylesi mühim konusunu belki en önemli konusunu hep bir arada istişare etme gününde buluştuğunuz için de hepinize İstanbul halkı adına yürekten teşekkür etmek isterim. Aslında bugün gündemimizde olan hiçbir konu bizler için eee bu salonda özellikle bulunan bilim insanlarımız başta olmak üzere ne yeni bir konu e, ne de eee asla akıldan çıkarılmış bir konu. Çünkü Türkiye bir deprem ülkesidir. İstanbul bir deprem şehridir. Binlerce yıldır böyleydi ve bundan binlerce yıl sonra da böyle olacak. Bu değişmeyecek. Bunlar çok uzun zamandır çok iyi bildiğimiz ki burada bize bunu tane tane anlatan bilim insanlarımız var. Çok iyi bildiğimiz yalın bir gerçektir. Asla değiştiremeyeceğimiz ve yaşamak zorunda olduğumuz gerçeklerdir. Ne yazık ki devlet olarak, kurumlar olarak ve vatandaşlar olarak üstünü örtmekle, geçiştirmekle yetindiğimiz yalın gerçektir bunlar. Ve kendisine her hatırlattığında bizim için ülke vatandaşları için ortaya çıkan çok ağır, çok acı bir faturası olan bir durumdur. 99'dan bugüne en az içimizi yakan, bizi dağlayan 7-8 acı afeti, depremi hep birlikte sıralayabiliriz. Buna rağmen bugün on binlerce insanımızın hayatını yitirdiği bir afeti konuşuyor ve İstanbul'umuzun çok eksikleri üzerinden bir gündemle toplanıyorsak bu çok acı, çok ağır bir iş bizim için. Ne yazık ki devlet olarak, kurumlar olarak ve vatandaşlar olarak üstünü örtmekle geçiştirdiğimiz diye tariflediğimiz bu gerçeklere karşı duruşumuzun da bir özetidir. Sık sık görmezden gelmişiz, ısrarla, inatla anlamak istemediğimiz bu çıplak gerçekler bize kendisini sık sık hatırlatmasına rağmen enteresan bir biçimde unutmayı başarabilmişiz. Çok acı. Ve kendisini her hatırlattığında faturası çok ağır ve çok acı oluyor. Bugün burada bir araya gelmemizin nedeni ve ortak paydası bu yalın gerçeklerin altını çok önemli bir biçimde, çok acı bir biçimde çizmek ve yolumuzu önümüze o şekilde bakabilmeyi başarmaktır. Ama İstanbul'un yakın geleceğinde olacak olanları derinlesine konuşmak sadece yetmiyor, eyleme geçirmek şarttır. Çünkü bugün burada İstanbul Planlama Ajansında olan ve olmayan tüm uzmanların, saygın akademisyenlerin görüş birliği ettiği ve bizleri sık sık uyardığı gibi içinde yaşadığımız hepimizin evi olan kadim şehir İstanbul görünür bir gelecekte tahmin edemeyeceğimiz kadar büyük bir riskle karşı karşıyadır. Karşı karşıya olduğumuz depremin Olacağı kesin ama ne zaman olacağı ve ne etkide olacağı henüz belli değil. Biz ne kadar rahatlatmak istersek isteyelim. Bugün İstanbul'da yaşayan her kesimden vatandaşımız çok ama çok kaygılı. İnanınız yaptığımız bütün araba, araştırmalarda çok enteresandır. En kaygılı kesim 25 yaş altı. Yani konuşabilmeyi başaran çocuğumuza kadar 25 yaş aldı. Çok enteresan. İnsanlarımızın en büyük kaygısı evinin muhtemel deprem karşısındaki dayanıklılığı. Tabii ki konumuz sadece üst yapı değil. İstanbulluların endişe ve kaygısı onun için eviyle de sınırlı değil. Aynı zamanda hemşerilerimiz sokağa, semti, sevdiklerinin yaşamakta, eee olduğu mekanlar ve İstanbul'un özellikle o tarihi kadim tarifini yapmamıza vesile olan tarihi yapıları da kaygıların içerisinde buluyor, bulunuyor. İş yerleriyle, kamu binalarıyla, köprüleriyle, üst geçitleriyle İstanbul'un tamamı için kaygılanıyoruz. Ama bu kaygı bugün için çok yüksek. Zira biz millet olarak az önce de ifade ettiğim gibi acıdır ki çok çabuk unutuyoruz.